Ezeli ve ebedi olan Hay'dır, varlığı kendinden olan Kayyum'dur, şanı yüce olan Macid'dir, bir tek olan Vahid'dir, her şeyin kendisine muhtaç olduğu Samet'tir, her şeyi gücü yeten Kadir'dir, güç ve kuvvetinde sınır olmayan Muktedir'dir, varlığının başı olmayan Evvel, varlığının sonu olmayan Ahir, varlığının ve birliğinin birçok delili bulunan Zahir, zatı itibariyle gizli olan Bat, ihlas suresindeki manaları anlayan böyle söyler. Ve dünyası da ahireti de cennet olur. Dünyada da ahirette de rahat eder. Başındaki belalar def olur. Kalbinde huzur olur. Duası vakte böyle bir Allah'ın misli, misali, şeriki, şebihi yoktur. Onun bir dengi yoktur. O Allah. Kardeşlerim kainatta tesadüf yok. Bu kısa sohbetin senin önüne çıkması da tesadüf değil. Bu yüzden senden ricam sakin bir yere geç ve imanını inkişaf ettirecek, kalbindeki sıkıntıları kaldıracak, kapalı kalmış birçok kapı ile beraber metafizik alemin de kapılarını sana açacak ve tefekkür sandığındaki cevherleri senin akıl cebine koyacak olan bu kısa sohbeti sonuna kadar izle. Bunu senden rica ediyorum ve sana bunu tavsiye ediyorum. Sana bu sohbette İhlas Suresini anlatacağım. Her zaman okuduğumuz kısa ama bir o kadar kıymetli olan, üç kere okunduğunda hatim sevabı veren ve kendisini seveni cennete götüren ve kalbinde kainat kadar bir mana saklayan İhlas suresini anlatacağım. Rabbimiz ne buyuruyor İhlas suresinde? Kul huvallahu ehad. De ki o Allah birdir. Allahu samet. O Allah samettir. Lem yelid ve lem yulet. Doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. Ve lem yekun lehu kufuven ahad. Onun hiçbir dengi yoktur. Şimdi gel İhlas suresini bu ayetleri seninle beraber tefekkür edelim. Kul Allahu Yani varlığı vacip olan, ezeli ve ebedi olan yegane zat Allah'tır diyor ilk ayet. Bak Allah mahlukatın zatlarındaki bütün noksanlıklardan, sıfatlarındaki bütün eksikliklerden, fiillerindeki bütün acizliklerden münezzehtir. Bütün alemlerde faaliyet gösteren tek kudret Allah'ındır. Her şeyde tecelli eden tek ilim Allah'ındır. Semadaki bütün yıldızlar da, dünyadaki bütün insanlar, hayvanlar ve bitkiler de Allah'ındır. Denizler, nehirler, ovalar Allah'ındır. Cinler, ruhaniler, melekler Allah'ındır. Allah'ın varlığı vaciptir. Her mahluka müstakil bir zat vermiştir Allah. Ona mahsus sıfatlar takmıştır Allah. Bütün mahlukatın ihtiyacını bizzat gören Allah'tır. Onda birçok esmasını tecelli ettiren de Allah'tır. Dua edince duyan, rızık isteyince veren, şifa isteyince veren, ol deyince çiçek, ol deyince cennet olan Allah'tır. İşte o Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da ferman ettiği gibi leyse kemifli şey undur yani ne zatında ne sıfatında ne ef alinde naziri yoktur, misli yoktur, şeriki yoktur, şebihi ortağı yoktur. Evet bütün kainatı bütün şunatıyla ve keyfiyatıyla kabzı rubiyetinde tutup bir hane ve bir saray hükmünde kemali intizamla tedbir ve idare eden ve terbiye eden Allah'tır. Evet o Allah ki ona yıldızların icadı zerreler kadar kuvvetli kolaydır ve en büyük şey en küçük şey gibi kudretine musahhardır ve hiçbir şey hiçbir şeye hiçbir fiil hiçbir fiile mani olmaz ve hadsiz efrat bir fert gibi her an nazarında hazırdır ve bütün sesleri birden işitir ve bütün mahlukatın hadsiz ihtiyacını birden yerine getirir ve kainatın mevcudatındaki bütün intizamların ve nizamların şehadetiyle hiçbir şey ve hiçbir hal iradesinden hariç değildir. Ve hiçbir mekanda olmadığı halde her bir yerde ve her bir mekanda kudretiyle, ilmiyle hazırdır. Ve her şey ondan nihayet derecede uzak olduğu halde o ise her şeye her şeyden daha yakındır. İşte öyle bir Allah'ın misli, naziri, şeriki, ortağı, veziri, zıttı, nitti olmaz ve yoktur. O Allah birdir. İşte kardeşlerim İhlas suresinin ilk ayeti bu ve bunun gibi milyonlarca manayı anlatır bize. Kalbinde bu manaları saklar. Rabbim anlamayı ve tefekkür edebilmeyi ve yaşamayı nasip etsin. İkinci ayete gelelim. İkinci ayette ne buyruluyor? Allahu samet yani Allah samettir. Hiçbir şeye muhtaç değildir ama her şey ona muhtaçtır. Bu anlatılıyor bize. Mesela bütün canlıların hayatları muhyi yani hayatı veren ismin tecellisidir. Bu Allah'ın hayat sıfatı elbette mahlukatın hayatlarına muhtaç olmaktan nedir münezzehtir. Yine bütün rızıklanan canlılar da Allah'ın Rezzak ismi tecelli eder ve Allah rızka muhtaç olmaktan münezzehtir. Mesela bir ağaç meyve vermesi için toprağa, suya, güneşe, bahara muhtaçtır. Onun bütün bu ihtiyaçlarını bizzat veren Allah'tır. İşte o Allah ne ağaca ne onun meyvesine ne de onun hizmetine verdiği güneşe ve bahara muhtaç değildir. Mesela insana bakın insanın ihtiyaçları sonsuzdur. Bebeklikten mezara girinceye kadar oradan mahşere mahşerden de cennete varıncaya kadar İhtiyaçları hep devam eder ama insanın bu ihtiyaçlarını kendi iradesiyle karşılaması mümkün değildir. Çünkü insan ne güneşi çevirebilir ne de yağmuru yağdırabilir. Ne de bir ağaçtan bir elmayı süzebilir ne de şu içine çektiği havayı yaratabilir. İşte insanın bütün bu ihtiyaçlarını en kolay bir şekilde onun imdadına gönderen Allah'tır. Ona yapılan bütün bu ihsan ve ikram insanın Allah'a muhtaç olduğunu, Allah'ın ise hiçbir şeye muhtaç olmadığını bize gösterir. İşte İhlas suresinin ikinci ayeti bu ve bunun gibi milyonlarca hakikati bize anlatır. Rabbim anlamayı ve tefekkür etmeyi nasip etsin. İhlas suresinin üçüncü ayetinde ne buyuruluyor? O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. Yani mahluk değildir. Yani zamanın ve mekanın rahminde doğan hiçbir şey ilah olamaz. Ne Hazreti İsa ilahtır, ne Hazreti Meryem ilahtır. Ne Lat, ne Uzza, ne de günümüzün modern putları ilahtır. Bakın İhlas suresindeki bu ayet, bu üçüncü ayet. Tevhid-i uluhiyet, tevhid-i rubiyet, tevhid-i kayyumiyet ve tevhid-i celal gibi tevhid hakikatının birçok kısmına işaret eder. Ve az önce söylediğim gibi Hazreti İsa'nın, Hazreti Üzeyr'in, meleklerin, nesnel, putların, Allah'ın şeriki olamayacağını bize gösterir. Lem yani doğurmamış cümlesi kardeşlerim bildiğimiz doğurmayı ifade etmez. Değişmeyi, parçalanmayı, tenasül kanunu içinde olmayı gerektiren her türlü şirkten uzak olmayı ifade eder. Yani Hazreti İsa ve Hazreti Üzeyr gibi tenasül kanunu içinde doğmuş olanlar ilah olamayacağı gibi. Ağaç gibi, taş gibi, tabiat gibi parçalanma ve ölme kanunu içerisinde yer alan ve parçaları bulunan hiçbir put, hiçbir mahluk da ilah olamaz demektir. İşte bu ayet Hazreti İsa'nın ve Hazreti Üzeyr'in Allah'ın oğlu olduğunu, meleklerin Allah'ın kızları olduğunu ve diğer herhangi bir varlığın ilahlıkla irtibatının olduğunu tevehüm edenlerin o çirkin vehimlerini çöpe atar. Kardeşlerim Allah ezelidir, doğmaz, bir menşei olmaz, ebedidir, ölmez, doğmaz, parçalanmaz. Allah ezeli ve ebedidir. Allah vacibül vücuttur. Zaten bu vasıflarda olmayan bir zat ilah olamaz. Allah zamanın içerisinde doğan, hadis olan, sonradan var olan bir menşeyden kopup gelen bir zat değildir. Çünkü böyle biri kainatın yaratıcısı olamaz. Allah doğmamıştır, doğrulmamıştır maddeden mücerret ve mualladır Özetle kardeşlerim. İşte bu üçüncü ayet bize bütün bunları anlatır. Rabbim anlamayı ve tefekkür etmeyi nasip etsin. Ve İhlas suresinin son ayeti ne buyuruluyor orada? Onun hiçbir dengi yoktur. Yani Allah maddeden mücerret ve mualladır. Hem tahdidi kayıt ve zulmeti kesafetten de münezzeh ve müberradır. Hem şu umum envar ve şu bütün nuraniyet onun en varı kutsiyeyi esmayesinin kesif bir zılali ve gölgesidir. Özetle Allah sonsuz merhametiyle lütuf ve ihsanda bulunan Rahmandır. Rahmetiyle her şeyi kuşatan Rahim'dir. Bütün varlıkların hükümdarı olan Meliktir. Eksiklik ve kusurlardan münezzeh olan Kudüs'tür, esenlik ve selamet veren ve yaratılmışlara özgü değişikliklerden ve yok olmaktan münezzeh olan selamdır. Bütün mahlukata emniyet ve güven veren mümindir. Kainatın bütün işlerini gözetip yöneten. Mühemindir. O her şeyi üstün gelen, izzet sahibi olan azizdir. Dilediğini yaptırma kuvvetine sahip olan cebbardır. Büyüklüğünü israr eden mütekebbirdir. Her şeyin yaratıcısı olan haliktir. Yoktan yaratan baridir, Her varlığa şekil veren müsavvirdir bütün günahları örten gaffardır, yenilmeyen kahhardır, karşılıksız olarak veren vahhaptır, maddi manevi bütün ızıkları veren rezzaktır, hayır kapılarını açan fettahtır, ilmiyle her şeyi kuşatan alimdir, müminleri yükselten rafidir, yücelten ve güçlü ve aziz kılan muizdir, boyun eğdiren müzildir, her şeyi işiten semidir, her şeyi gören basirdir, adaletle hüküm meden adildir en gizli ve en ince hususları bilen latiftir gizli ve açık her şeyden haberdar olan habirdir sabırlı ve acele ve kızgınlıkla muamele etmeyen halimdir. Zat ve sıfatları bakımından yüce olan azimdir. Çok affedici olan gafurdur. Yapılan iyi amellerin karşılığını bol veren şekurdur. Yücelik ve hükümranlıkta kendisine eşit bir varlık bulunmayan alidir. Zatının ve sıfatlarının mahiyeti bilinemeyecek kadar büyük olan Kebirdir. Her şeyi muhafaza eden hafizdir. Hiçbir kayıt ve kıyas kabul etmeksizin azamet sahibi olan celildir, çok cömert olan kerimdir, gözetip koruyan rakiptir, dua ve dilekleri kabul eden muciptir, ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatan vasidir, her işi ve emri yerli yerinde olan hakimdir, müminleri seven ve veduttur, her türlü eksiklikten münezzeh olan meciddir, ölüleri dirilten baistir, bizzat ve sürekli olarak var olan, varlığı kendinden olan haktır bütün yarattıklarının işlerinin görülmesinde güvenilip dayanılan vekildir gücü ve kuvveti her şeyi yeten kavvidir. Müminlere dost ve yardımcı olan velidir. Her şeyi yoktan var eden mübdidir. Hayat veren muhyidir. Öldüren mümittir. Ezeli ve ebedi olan haydır. Varlığı kendinden olan kayyumdur. Şanı yüce olan maciddir. Bir tek olan vahiddir. Her şeyin kendisine muhtaç olduğu samettir. Her şeyi gücü yeten kadirdir. Güç ve kuvvetinde sınır olmayan muktedir dir. Varlığının başı olmayan evvel, varlığının sonu olmayan ahir, varlığının ve birliğinin birçok delili bulunan zahir, zatı itibariyle gizli olan batındır Allah. Allah kullarının tövbelerini kabul eden tevvaptır. Suçluları yaptıklarına karşı cezalandıran takimdir. Çok affeden afudur. Dünya ve ahirette bütün mahlukatını bir araya getirecek olan camidir. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ganidir. Hayrı ve faydayı yaratan nafidir. Varlığı sürekli olan bakidir. Elbette böyle bir Allah'ın misli, misali, şeriki, şebihi yoktur. Onun bir dengi yoktur. O Allah birdir. Kardeşlerim Rabbim İhlas Suresi'ni böyle okumayı nasip etsin. Hayatımıza tatbik etmeyi nasip etsin. Anlamayı, tefekkür etmeyi, yaşamayı nasip etsin. Eğer insan bu hakikatleri anlarsa, bu ayette anlatılan manaları kalbine koyarsa şunu hisseder ve şunu söyler. Allah birdir. Başka şeylere müracaat edip yorulmam, onlara tezrell minnet çekmem, onlara temellik edip boyun eğmem. Sultan-ı kainat birdir. Her şeyin dizgini onun yanında, her şeyin anahtarı onun yanındadır. Eğer onu bulursam her matlubumu bulurum, hadsiz minnetlerden ve korkulardan kurtulurum. İşte İhlas suresindeki manaları anlayan böyle söyler. Ve dünyası da ahireti de cennet olur. Dünyada da ahirette de rahat eder, başındaki belalar def olur, kalbinde huzur olur, duası makbul olur. Rabbim İhlas Suresi'ni böyle okuyabilmeyi nasip etsin. Sizden ricam bu videoyu beğenip paylaşmayı ihmal etmeyin. Diğer kardeşlerimizin de İhlas Suresi'ndeki bu manalardan haberi olsun. Vakit ayırıp dinlediğiniz için Allah hepinizden razı olsun kardeşlerim.